doğal sit alanları, ekosistem hizmetlerinin en iyi temsil edildiği, doğanın gizli hazinelerini barındıran koruma alanlarıdır. Longoz, doğanın mucizesi. Diğer adıyla Subasar Ormanı, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması sonucu meydana gelen özel ekosistemlerdir. Dünyadaki nadir longoz ormanlarından birisi de ülkemizde İğneada'da yer alır. Sahip olduğu hassas ekosistemleri ve zengin biyolojik çeşitliliği bakımından İğneada Longozu doğal sit alanı, cennetin yeryüzündeki yansımasıdır adeta. Yıllardır topluma ekosistem hizmeti veren İğneada Longoz Ormanları, kumulları, tatlı su gölleri, acı su solu ve bataklıklarıyla birçok canlıya ev sahipliği yapar. Bu nadir ekosistemin devamlılığı ancak alandaki suyun varlığı, miktarı ve eşsiz döngüsüyle tüm bu ortama bağlı doğal yaşam unsurlarının korunmasıyla mümkündür. Burada görev hepimize düşmektedir. Düşlenen binlerce dileğin adeta hayat bulduğu İğneada Longozu, geleceğe bırakılacak en kıymetli emanetlerimizden biridir. Longozlar, sulak alan sistemleri indikatörü olan nilüferler, saz horozları ve diğer biyolojik çeşitlilik unsurlarıyla temsil edilen alanlardır. Nadir bitkileri, kuş türleri ve birçok canlı türüyle birlikte zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan doğal sit alanlarından birisi de Karasu Longozu'dur. Gökyüzünün resmi suyun üzerinde bir tablo gibi yansır gözlerinize. Birçok ekosistemin buluşma yeri olan Karasu Longozu, renkleriyle adeta büyüler bizi.
Longoz Gölü'ndeki canlı çeşitliliği doğanın gerçek sahiplerini bize hatırlatıyor. Tabiatın bu gizli hazineleri, geleceğe bırakacağımız en değerli emanetlerdir. Marmara Denizi'nde yer alan Prens Adaları, dünyanın göz bebeği İstanbul'da ada ekosistemlerinin temsil edildiği doğal sit alanlarıdır. Adalar, anakaradan farklı ve iyi izole olduklarından dolayı kendine ait bir tür kompozisyonu ortaya çıkarırlar. Bu türler arasında kızılçam, meşe, sakız, koca yemiş, bodur ardıç, laden, mimoza ve adaların prensesi orkide sayılır. Prens adaları çeşitli kuşların göç yolları üzerinde olup, güneye bakan kesimlerinde bulunan falez ekosistemleri, su kuşları ve yarasalar için önemli bir barınma, beslenme ve üreme alanlarıdır. İstanbul'un Anadolu yakasında Karadeniz kıyılarını süsleyen milyonlarca yıllık geçmişiyle Ağva. Burayı özel kılan faktörlerden birisi, alan içinden aynı anda iki derinin birden denize dökülmesi ve dökülmeden önce acı su suyunu oluşturmasıdır. Daha çok Akdeniz kıyılarına özgü bir tür olan kum zambağının ülkemizde temsil edildiği en kuzey noktalarından birisi burasıdır. Diğer adı Yeşilçay olan Ağva, kumul ve falez ekosistemlerini bir arada bulunduran nadir koruma alanlarından birisidir. Farklı ekosistem tiplerinin birleşmesi ve bu sayede pek çok canlı türüne ev sahipliği yapması Ağva'yı eşsiz kılıyor. Karadeniz'in yeşilini İstanbul'a taşıyan Riva Deresi'nin uzunluğu 70 kilometreyi bulmaktadır. Doğal sit alanlarımızdan olan Riva, denizi ve kumsalının yanında ayrıca yeşili ve doğasıyla da ekosistem hizmetlerine katkı sağlar. Yeşillikler içinde doğan Riva Deresi, yine yemyeşil bir vadi boyunca süzülerek denize ulaşır. Ege kıyılarının nadir oluşumlarından birisi olan Ayvalık Doğal Sit Alanı, tarihi, doğası ve peyzajıyla paha biçilemez güzelliktedir. Güneşin doğuşuyla tabiatın harikaları gözler önüne serilir. Havası ve doğasıyla tertemiz bir ortamı olan Ayvalık'ta canlı çeşitliliği de oldukça fazladır. Kendine özgü sevimliliğiyle flamingolar da buranın değişmeyen ziyaretçilerindendir. Masmavi denizi en güzel tonlarıyla buradadır. Koruma altında bulunan ada markası bu alanların bizlere ne kadar önemli olduğunu gösterir.
denizaltı biyoçeşitliliği açısından da Ayvalık, ülkemiz için özel bir öneme sahiptir. Muhteşem doğasıyla Ayvalık Doğal Sit Alanı. Kaz Dağları Şahin Deresi Kanyonu Doğal Sit Alanı. Dünyanın en çok oksijen üreten yerlerinden birisi. İçlerine doğru ilerledikçe yaban hayatı tüm doğallığıyla ortaya çıkar. Dev Şahin Deresi Kanyonu, Kaz Dağları'ndan almış olduğu tertemiz, çam ve kekik kokulu havayı Edremit'e dağıtırken, denizden almış olduğu iyotlu havayı da dağlara doğru taşıyarak doğal bir mikroklima vazifesi görür. Uzunluğu 26 kilometre, yüksekliği ise 6 ila 700 metrelere varan doğa harikası kanyonda çeşitli endemik bitki ve yüzlerce hayvan türü yaşam imkanı. Geçmişten günümüze bozulmadan gelen bu özel yeri geleceğe koruyarak aktaralım. Adını heybetinden alan Uludağ, yıllar boyunca efsanelere konu olmuştur. Mitolojide Olimpos Dağı olarak da anılır. Toprağın kilim, ağacın motif olduğu Uludağ Doğal Sit Alanı'nda kestaneden göknara kadar pek çok ağaç burada hayat imkanı bulur. Bir damla can suyundan binbir hayat yeşerir yamaçlarında. Anıt ağaç statüsüyle korunan İnkaya çınarı, Osmanlı'nın kuruluşuna kadar uzanan tarihiyle birlikte yüzyıllara meydan okur. Marmara bölgesinin en yüksek noktası burasıdır. 2543 metre yükseklikteki zirvesiyle tarihe nam salar. Farklı orman kuşaklarının gözlemlendiği Uludağ'ın zirvesine doğru yaklaşıldığında canlı çeşitliliğinin azaldığı Alpin kuşağına girilir. 250 milyon yıl önce volkanik sebeplerle oluşan Uludağ'da peyzaj açısından çok güzel, ekolojik açıdansa en az bir o kadar da özel sucul yapıları barındıran buzul göller vardır. Aynalı Göl, Kara Göl ve Kilimli Göl bizlere dev dağın oluşumundan mirastır. Dağın yukarılarına doğru ilerledikçe değişen renkleri kendini size hayran bırakır. Gökkuşağıyla bezenmiş, pınarlarıyla yıkanmıştır Uludağ.
Ülkemizin geleceği için doğal sit alanlarımızı birlikte koruyalım.